tarihler 26 Ağustos 1071. Burada Kubbetül İslam Ahlat, Süphandağ eteklerindeki Malazgirt'te Sultan Alparslan ve orduları Roman Diyojen Bizans ordularına karşı amansız mücadele verir ve savaş kazanılır. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Belgesel görüntülerimiz var, sizleri Ahlat'ta düzenlenen törenlere götürüyoruz. Yıl 1071. Ağustos'un 26'sı. Günlerden Cuma. Malazgirt Ovası binlerce Türk askeri için kutsal bir topraktır artık. Onlara ebedi yurtlarının kapısını açacak sultanın arkasında saf tutup namaz kılmış, zafer için Allah'a dua etmişlerdir. Sultansa o an derin düşüncelere dalmış, namazdan sonra ettiği dua da aklına gelmiştir. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Sultan Alparslan kılıcını kınından çıkarıp havaya kaldırır. Gür sesiyle tarihe geçecek o ünlü konuşmasını yapar. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. Selçuklu Devleti'nin sadık ve cesur askerleri, sultanlarına olan sonsuz sadakatlerini hep bir ağızdan haykırırlar. Sultan Alparslan, Allah için savaşa başlamadan önce sözlerine şöyle devam eder. Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Ve sultan korkusuzca atını ileriye, düşmanın kalbine doğru sürer. Zafer Sultan Alparslan ve Selçuklularındır. Biz Osmanlıyız. Kayıt bizimdir, Bursa bizimdir, Edirne bizimdir. İstanbul bizimdir. Biz diyoruz ki biz Türkiye Cumhuriyeti. Biz Cumhuriyetiz. Ankara bizimdir. Mersin bizimdir. Kıbrıs için diyoruz ki Yaskoşa bizimdir. Vatanımızdır. Vatanımız olmaya devam edecektir. Yansıtan, Anadolu'dan bu yana yaşayan farklı desenleri var. Her desenin bir ayrı ayrı anlamı olan bir Yacbedir halısı. Zamanında genç kızlarımızın dokuduğu, dokurken de duygularını ifade ettikleri, ifadelerini halıya yansıttıkları bir Yacbedir halısı. Her desende farklı farklı bir hayat var bunlarda. Her simgenin farklı bir anlamı var. Nedir mesela? Tam olarak hayat ağacımız var. Bolluk bereketlik adına. Şunlar kedi izi olarak geçiyor. Şunlar çerçeve, şu su yolu, hayat yolu, şu inişli yokuşlu olduğu için hayat yolu bu. Şu anda gözle görülen şunlar var. Bu şu, şey anlatıyor, hayatın yine merdiveni bu, mihrabımız, mihrap. Ahlat'ta ezan okunuyor. Ahlat Obası'nda tarih yaşanıyor. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ne hazırlanıyordu. Burada İslam orduları ve Malazgirt'te kazanılan zafer
Anadolu'yu, Balkanları, Rumeli'yi Türkistan medeniyetine açmış ve İslam medeniyeti coğrafyası sınırlarına dahil etmişti. O tarihi anı yaşıyoruz biz de. Bütün Türkiye'nin renkleriyle Ağlat'taki yedi renk tek yürek çadırında memleketimizin, milletimizin, ümmetimizin dirliği, birliği için gelen giden bütün dostlara, kardeşlere selam veriyoruz, selam alıyoruz, kucaklaşıyoruz. İşte şimdi Türkiye'nin izcileri, Kayseri grubunu misafir ettik. Allah bütün gençlerimizin, bütün ümmetin gençlerinin bahtını açık etsin. Her birini bu ülkeyi daha büyütecek ve dünya insanlığına hizmet edecek, dünya insanlığına adalet dağıtacak büyük insanlar olmasını nasip etsin. Sultan Alparslan'ın 1000 yıl önce geldiği bu toprakları ziyaret etme gururu ve onuru içindeyim. Her Türk çocuğunun Malazgirt'i, Ahlat'ı görmesini istiyorum. Çanakkale'ye gidip gezenler, Kocatepe'ye çıkanlar, sizler bu memleketin öz evlatları. Ahlat'ı da gelin derim, Malazgirt'i de görün derim. Anadolu kapılarını Sultan Alparslan bize açtığı gün yeni ufuklardaydık. Yeni bir düş ve hayalin içinde bir gelecek arayışı içindeydik. Bugün de burada Sultan Alparslan'a teşekküre geldik. Anadolu kapılarını bize açanlara, burada şehit olanlara teşekküre geldik. Onlara da onur duyuyoruz. Onlara da gurur duyuyoruz. Bu bayrak için bugün de canlarını seve seve verenleri rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik için, özellikle bu Türk bayrağının dalgalanması için hepimizin bu toprağa canı, kanı feda olsun. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam safasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var, Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık veriler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Tarihimizi, kültür ve medeniyetimizin yazıldığı coğrafyada araştırıyoruz. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek devralen farkıyla önemli bir coğrafyadayız. Önemli bir bölgedeyiz. 641 yılında İslam medeniyetiyle şereflenen Güneydoğu Anadolu bölgemizin Ahlat ve Malazgirt Zaferi 1071'de Anadolu'ya kapıların açıldığı bölgedeyiz. Ahlat ve Malazgirt'teyiz. Sizleri böyle Sultan Alparslan'ın Ahlat'taki müzedeki heykeli, atının üzerindeki o müthiş görüntüleri eşliğinde Ahlat Müzesi'nden baş başa bırakıyoruz. Damgalar bugünün deyimiyle amblem, kurumsal kimlik deniyor ya ve Oğuz ilinde, Oğuz boylarında, Oğuz boylarının bugünkü ifadeyle kurumsal kimliği, damgaları ve burada müzede görüyoruz bunu. Ve biz de Giresun bölgesindeyiz, vilayeti Çepni ve bizim sülalenin damgası da Koç boyumuzu.
Koç heykellerinin mezar taşı olduğunu görüyoruz. Hem Akkoyunlu hem Karakoyunlu'larda ve Oğuzlar'da. İşte gördüğümüz Ahlat Müzesi'nde mezar üzerindeki bir koç heykelinin üzerinde Arapça yazılarla yer almış heykeli. Dursun, Profesör Doktor, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, 20 yıllık tanıdığım insan. Haluk Dursun'un Ahlat bölgesinde son ziyaret ettiği müzedeyiz, Ahlat Müzesi'ndeyiz. Ve hemen Haluk Dursun'la ilgili başsağlığı ilanı var. Onun hayatını da kısmen araştıralım dedik ve Hareketten Çıktım Yola kitabı var, İncir Çekirdeği. O eşlikte geziyoruz. Ve Ahlat Müzesi'nde son ziyaret ettiği müzede de çekimler yaptık. Ve bu müzeye, buraya, Ahlat'a, Malazgirt'e çok büyük önem veriyordu merhum hocam Haluk Dursun Bey. Haluk Dursun'un hayatından da bir kısa bilgi vermek istedik bu müzede. Mezarlar, mezarlıklar, manevi tapu senedi mezarlarımız ve Ahlat'tayız. Malazgirt yolu üzerinde Kayı Boyu aşiretinin Anadolu'ya ilk geldiği zaman mezarlık olarak bulunduğu yer tanzim edilmiş ve mezarlık haline getirmiş. Buradan bütün ecdadın ruhuna El Fatiha. İslam medeniyetinde kadın hanımdır, sultanımdır, hatundur ve kadına çok büyük önem verilmiştir. Yüce Yaradan annenize öf bile demeyin diye buyuruyor. Allah Resulü cennet anaların ayağı altındadır diye ifade ediyor. Hanımlar, hanım sultanlar. Burası Ahlat, Kubbetül İslam. Selçuklu döneminde Erzen Hatun adına yapılan kümbet ve kayı mezarlığı. Tarih ve kültür medeniyetimizi, tarihimizi Kubbetül İslam Ahlat'ta araştırmaya devam ediyoruz. Kubbetül İslam. Ahlat'ın dışında Kubbetül İslam olarak bildiğimiz bir başka şehir Bağdat ve 3. Kubbetül İslam'da Maveraün Nehir'de bugünkü Afganistan'da Mezar-ı Şerif Belh kenti. Evet, Kubbetül İslam Ahlat'ın manevi mimarı, manevi tapu senedi Abdurrahman Gazi Hazretleri Türbesi. Tarihler 641 ve İslam orduları komutanları buraları fetheder. Eshab-ı Kiram'dan Muaz bin Cebel Hazretleri'nin oğlu Abdurrahman Gazi buralara gelir ve buraların fethi uğruna şehit olur. Ve bugün Van Gölü'ne nazır, Ahlat'a hakim noktada Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesindeyiz. Thank you.
Selçuklu tarihinde, Selçuklu Türk tarihinde çok önemli yere sahip bir bölge. Burada bir zamanlar 300 bin nüfuslu büyük bir Türk şehri vardı. Bugün Selçuklu'dan geriye kalan mezar taşları birkaç kümbet. Tarihe ve zamana yolculuğa çıkıp mezar taşları ile ilgili araştırma yaptığımızda şaşıp kalıyoruz ve ihtişamı karşısında gerçekten etkileniyoruz. Göl kıyısındaki Ahlat Mezarlığı, boyları 2 metreden yüksek mezar taşlarının uçsuz bucaksız bir çayırda yan yana dizilmesiyle çok etkileyici bir görünüme sahip. Burası en büyük İslam mezarlığı. Büyük ve küçük farklı boyuttaki birçok kümbetten oluşuyor. Şu mezarların hangisi kadın, hangisi erkek, din adamı, yani nasıl olduğunu hepsini tarihçilerde öğreniyoruz. Ahlat mesela bir depremde kariyerin dibine batmış, ondan dolayı her bir taş bir mezar olarak sayılıyor. Mesela bunların hepsi üstü toprak, herkes taş gibi görünüyordu. Herkes ezip geçiyordu. Evet. İstanbul Tıp Üniversitesi gibi bir yer geldi, buranın etrafını kazdı. Bu mezar olarak göründü. Mesela burada şöyle arkamızda tabu şeklinde olanlar var. Yani o da din adamların, hocaların şöyle başları olanlar, yani erkeklerin. Mesela şu mezar taşı kimin? Şu bir erkeğin şahideli. Şahidesi düz olanlar, kadınların. Yani şahide dediğiniz başında taş evet, olanlar, başında taş olanlar erkeklere ait. Evet, taş olmayan mesela hemen yanı başınızda. Evet, öyle mi? Şahide siz de kadınlar. Hayatlar vardır. Çok kısa zaman dilimi içerisinde çok şeyler yapar. O isimlerden birisi de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız merhum Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun Bey ve onun 20 yıllık arkadaşıyım. Ona vefa borcumu ödemek için çok şey öğrenmiştim ondan. Onun hayat serüvenini Hareketten Çıktım Yola kitabını alarak takip etmeye başladım ve kaza geçirdiği Erciş yakınlarındaki bölgeye geldim. Ama bulunduğumuz yer çok önemli Haluk Hoca'nın hayatında. Zira burada, bulunduğumuz bu yerde son açıklamalarını yapmıştı Haluk Hoca. Rahmetle, minnetle, şükranla arıyoruz kendisini. Kültür ve medeniyet tarihimizin manevi tapu senedi onlar. Varlık sebebimiz. Vatanımız olduğuna dair en önemli deliller, mezarlar, kümbetler ve türbeler. Evet, burası Anadolu coğrafyası. Kubbetül İslam, Ahlat ve tarihi Ahlat mezarlığı. Bine yakın mezar taşının düzeltilmesini yaptık. Eğilmiş, yıkılmış olan mezar taşlarını. Üzerlerindeki likenleri temizleyerek transkriplerini yaptık. Arapçadan Türkçe'ye çevirilerini yaptık. Üzerindeki motiflerini tespit ettik. Bunları çeşitli yayınlarda bilim alemine tanıttık. Tespitlere göre bir 8200 civarında mezar taşı var. Fakat bunların bazıları nitelikli, bazıları niteliksiz, bazıları kaybolmuş. Şu anda yeryüzünde gördüğümüz okunabilir durumda olan 1470 civarında, diğerleriyle beraber de 1750 civarında ayakta taş var. Biz bunların hemen hemen %50'sinden fazlasını işlemiş vaziyetteyiz. Bu coğrafya ile, burayla, Ahlat'la, Kubbetül İslam'la yakından ilgilenmeye çalışıyoruz vefa borcumuzu ödemek için. Güzel bir hediye alıyoruz. Bilmiyorum, Devralem programlarını izliyor musunuz? İzliyorum, izliyorum. Hem de hayranlıkla izliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Devralem programına verilen en güzel hediye bu ve burada Kubbetül İslam'da, Ahlat Mezarlığı'nda. Efendim bu hediyeyi hiç unutmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you.
Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Kurtuluş Savaşı'na şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar meçhul asker değil, adını peygamberinden alan Mehmetçiklerdir. Onlar zaferler tarihimize altın harflerle geçen sayısız destanların unutulmaz kahramanlarıdır. Belde-i Tayyibe olan İstanbul'u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar oldular. Çanakkale'yi geçilmez kılarak Düvel-i Muazzama'yı dize getirdiler. Viyana'da başlayan çekilmeyi 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurdular. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Afyonkarahisar'da "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle düşmanı İzmir'de denize dökerek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunu gerçekleştirdiler. Onlar için ne yapsak az. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden. Thank you.